başlarken. Güne başlarken hafta içi her gün saat 9-11 arası Radyo Kulüp'te. Günaydın değerli dinleyenler. Radyo Kulübü hoş geldiniz. 17 Ocak 2023 günlerden salı Radyo Kulüp'te güne başlarken programında son dakika gelişmeleri, güne nasıl başladık, nasıl uyandık, bütün detaylarla birlikte bu sabah da sizlerle birlikteyiz. Evet, güneşli havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu ılık bir havada güne başladık. Meteoroloji hep kar yağışı konusunda uyarıda bulunuyordu ama kar yağışının aksine Zonguldak'ta her ne kadar hava böyle biraz soğuk da olsa güneş yüzünü göstermeye devam ediyor. Tabii ki havanın güneşli gitmesiyle beraber yine sosyal medya hesaplarından paylaşımlar da yapılıyor. Doğalgaza gelen zam, elektriğe yapılan zamın ardından. Evet değerli dinleyenler, güzel bir günde güne başladık. Peki neler yaşadık? Hafta sonu neler yaşadık? Dün neler yaşandı son 24 saatte? Siyasi hareketlilik nasıl gidiyor? Hepsi ve daha fazlasını yine ülke gündemi, komşularımızdaki gelişmelerle birlikte sizlere anlatma, aktarma fırsatı da bulacağız. Evet, bizleri Facebook, YouTube hesabından radyokulüp.com, radyosfer.com ve radyosfer uygulamasından takip edebilir. 0372 606 0955 telefon numarasından da bizlere ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Hafta sonu İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi gerçekleştirildi ve kongrenin ardından yine itirazlar da devam ediyor. Pazar günü gerçekleştirilen kongrede Mavi Liste ile yarışan Erdal Gülay il başkanlığına seçildi. Daha önce de kurucu particilerdendi. Bir de yine partisine gönül vermiş, gerçekten uğraş içerisinde olan isimlerden biriydi. Eski Merkez İlçe Başkanı'ydı. Ve Sayın Gülay'ın il başkanı seçilmesinin ardından itirazlar da devam ediyor. Bugün itirazda bulunacak 35 partili var tabii ki. Detayları sizlere aktaracağız. Bunun akabinde siyasi hareketlilik devam ediyor. Neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası bu sabahta güne başlarken programında sizlerle birlikte olacak. Sözleşmeli personele kadro müjdesi geldi. EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri, araç sahiplerine yine üzücü bir haberimiz olacak. Onları aktaracağız. Yine İzmir merkezli 18 ilde sahte rapor operasyonu düzenlendi. Bakalım Zonguldak bu sahte rapor operasyonunun içerisinde var mı? Çünkü Zonguldak'ta bu tür olaylar çok yaşandığı için çok sıklıkla operasyonlar yapılıyordu. Bartın ve Karabük'teki son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşacağız ve aslında bölgemiz, ülkemiz için olan doğalgazdaki son gelişmeyle başlayacağız programımıza, ama bir kez daha hatırlatalım. Bizleri Facebook, YouTube hesabından, radyokulüp.com, radyosfer.com ve radyosfer uygulamasından takip edebilir. 0372 606 0955 telefon numarasından da bizlere ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Neler yaşıyorsunuz? Şikayetleriniz neler? Bizim kamuoyuyla paylaşmamızı istediğiniz ne varsa bizlere yazabilir, arayabilir, bizlerle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz güzel bir haberimizle başlayalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı başlığıyla habere yer veriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı ile ilgili önemli gelişmeyi açıkladı. Dönmez, gerçekler gün gibi ortadayken güneş balçıkla sıvanmaz, İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı dedi ve görüntüleri de paylaşmış oldu. Türkiye'nin 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle birlikte doğalgaz ithalatı da %30 oranında düşecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerinin çalışmaları hem denizde hem de karada büyük bir fedakarlıkla devam ediyor.
10 bine yakın kişinin ter döktüğü Sakarya gaz sahası projesinde sona doğru yaklaşılıyor. Bu kapsamda Karadeniz gazını Filos doğalgaz işleme tesisinden alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve 36 kilometrelik boru hattı BOTAŞ tarafından zamanında tamamlandı. Yerli gaz denizin 170 metre açığından özel borularla Filos doğalgaz işleme tesisinden geldikten sonra burada bir takım işlemlere tabi tutulacak. Buradaki işlemler Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Ardından Karadeniz gazı ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ'a iletilecek. BOTAŞ'ta test edilecek gaz sonrasında da alevlere teslim edilmek üzere boru hattına iletilecek. Karadeniz'in coğrafi yapısından kaynaklı olarak dereler ve dağlar boru hattı seriminde zorluk olarak göze çarpsa da bu alanda yeterince tecrübe ve birikime sahip BOTAŞ projeyi sorunsuz olarak bitirdi. Yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için ilk etapta 36 kilometrelik boru hattı seriminden ekipler özel geçiş uygulamalarını devreye aldı. Dünyada ilk defa otomatik kaynak makinesi bu kadar kısa bir hat için kullanıldı. Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi sıfır hata için projede yer aldı. Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapıldı. Bu uygulama toplam boru hattının %10'unu oluşturuyor değerli dinleyenler. Bir kez daha aktarırsak Enerji Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazını evlere getirecek boru hattı ile ilgili görüntüleri de aktardı. Karadeniz gazını Filos doğalgaz işleme tesisinden alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve 36 kilometrelik boru hattı BOTAŞ tarafından zamanında tamamlandı başlığıyla habere yer veriliyor. Bir diğer haberimize devam edelim. Sözleşmeli personele kadro müjdesi resmen kabul edildi. Haberin detaylarını aktaralım. Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlarla 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Kabul edilen teklife göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak. Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor. Açıktan vekil, ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak. Bu gelişmeyi de sizlere aktarmış olalım. EYT ne zaman meclise gelecek? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarih verdi deniliyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Çelik, milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar EYT meselesinin meclise geleceği tarihi duyurdu ve detayları açıkladı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası EYT ne zaman meclise gelir sorusuna yanıt veren Ömer Çelik, EYT konusuyla önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Meclisin kendi çalışma takviminde en hızlı şekilde sonuç alınacak. Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Şubat veya en geç Mart'ta olacak. Kendi takvimi içerisinde yürüyor. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih oldu. Şubat en geç Mart ayı içinde sonuçlanacaktır diyor. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in verdiği tarih bu şekildeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği EYT meclisi için geri sayım başladı. Bir diğer haber, milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayıyor denilirken
Faruk Erdem'den dikkat çeken açıklamalar da geldi. Bana çok soru geliyor. Tamam, EYT'li olduk. Prim ve yıl şartı tamam. Ancak nasıl emekli olunacak merakı hala sürüyor. Burada bir süreç var. Bir çalışan kesimin yapacağı işlemler, bir de çalışmayan kesimin yapacağı işlemler var. Şu anda 2 milyon 250 bin civarı bir emekliden söz ediyoruz. Bunun aşağı yukarı 300 bin çalışmıyor. Geri kalanı aktif olarak iş hayatının içerisinde yer alıyor. SSK'da en az 5000 gün prim olması gerekiyor. Bağkur'da ise 7200 ve 9000 prim söz konusu deniliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım sürüyor. Yasadaki detaylar EYT kapsamını aralıyor. Bu tuzağa sakın düşmeyin başlığıyla habere yer veriliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Şubat ayı itibariyle yürürlüğe girmesi beklenirken iş kanunundaki bazı kritik detaylar EYT kapsamı kapısını açabiliyor. Sigortasız çalışan herkes hizmet tespit davası açabilir. İşte EYT kapısını aralayan detaylar, dilerseniz aktaralım. Primi yatırılmayanlar için 3 başlıkta dava yolu açık bulunuyor. Buna göre 8 Eylül 1999'a kadar bir giriş olup ancak primi yatırılmayanlar için dava kapısı açık bulunuyor. İşe giriş tarihi çırak, stajyer olunmadığı halde bu statüyle gösterildiyse de ya da Eylül 1999'dan önce işe başlamasına karşın 2000'den sonra sigorta girişi yapıldıysa zaman aşımı süresi işlemez, dava açılabilir. Çalışan iş yerinde en az bir sigortalı çalışanın şahitliğiyle dava kazanabilir. Hizmet tespit davaları yaklaşık 2 ayda sonuçlandırılır. Hak düşürücü süre sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı ya da müfettiş incelemesiyle belgelendirilen durumlarda işlemez. Bunlara ilaveten bir de önce sigortasız çalıştırıldığı iş yerinde daha sonra sigorta yapılan işçilerde 5 yıllık süreye bakmadan geriye doğru tescil davası için başvurulabilir. EYT kapsamında emekli aile bağlanmasını sağlayacak bazı kritik detaylara yönelik merak edilen soruların yanıtları da yine yetkililer tarafından açıklanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım devam ederken bu tuzağa düşmeyin başlığıyla habere yer veriliyor. Yeni eve yoğun talep. İlk evini alacak orta gelirliye yönelik hayata geçirilen Yeni Evim kampanyası başladı. Değerli dinleyenler, dün itibariyle başladı. 15 yıl 180 ay vade, %10 peşinat, %0.69'dan başlayan faiz oranı 5 milyon liraya kadar kredi ve ilk 3 yılda taksitlere destek imkanı sunulan kampanya kapsamında Türkiye'nin 81 ilindeki sıfır konutlar giriyor değerli dinleyenler. Dilerseniz şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Sonrasında yine telefon bağlantılarımız olacak. Komşu illerimiz ve Zonguldak'ta yaşanan detaylarla devam edeceğiz. Kısa bir ara, bizlerden ayrılmayın. Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar. Santral seslendirmeleri, mağaza içi seslendirme için profesyonel bir ekiple çalışın. Detaylar için telefonumuz 0542 898 2725. Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu. Hayatı tutamıyorum.
aşk. Seni ararım sorarım yalnızlığıma, yoksun yoksun. Aşk akıp geçiyor zaman, senden geriye kalan hep acı hep hüsran. Solup sararıyorsun ey aşk, aşk ey aşk, yakıp yıkıyorsun ey aşk. Seni ararım sorarım yalnızlığıma, yoksun yoksun. Aşk akıp geçiyor zaman, senden yıkıyorsun ey hayatı. Tutamıyorum avuçlarımda, kayıp gidiyorsun ey aşk. Seni ararım sorarım yalnızlığıma, yoksun yoksun. Geçiyor zaman, senden geriye kalan hep acı hep hüsran. Solup sararıyorsun ey aşk, aşk ey aşk, yakıp yıkıyorsun ey aşk. Seni ararım sorarım yalnızlığıma, yoksun yoksun. Geçiyor zaman, senden geriye kalan hep acı hep hüsran. Solup sararıyorsun ey aşk, aşk ey aşk, yakıp yıkıyorsun ey aşk. Ey aşk, kimine rüya kimine tuzaksın, bazen düğün bazen kara topraksın. Kimine gerçek kimine yalansın, zalimlerin elinde silah, sevenlerin gönlünde şefkatsın ey aşk. Kimine acı, kimine çok tatlısın. Senden geriye kalan hep acı, hep hüsran. Solup sararıyorsun ey aşk, aşk ey aşk, yakıp yıkıyorsun ey Kaliteli Müzik Radyo Kulüp'te. Soluklanır ezberin olana kadar. Seninle masal ve de şarkılar anlatır canım, cümlelerde bir yere kadar. Ateşine şanlamı bendeki bu yürekte sen, başkasın sonuna kadar. O yıkılır fark atar alo, senden öncekiler de mol.
aşk hızını hiç kesmiyor durdu. Artık yeter, yazılır sana bu kalp alo. Senden öncekiler demo. O bakışın bana yetmiyor durdu. Artık yeter. Çekince nefes gibi seni soluklanır ezberin olana kadar. Seni ne masal ne de şarkılar anlatır canım. Cümlelerde bir yere kadar ateşine şanlamı bendeki bu yürekte sen başkasın sonuna kadar. Oh, yıkılır fark atar alo. Senden öncekiler demo. Aşk hızını hiç kesmiyor durdu. Artık yeter, yazılır sana bu kalp alo. Senden öncekiler demo. O bakışın bana yetmiyor durdu. Artık yeter. Aynı yerimden yemin.
sakin. Yeni baştan yanmak neymiş senle öğrendim. Bir bakışla vururmuş aşk nasıl olursa. O bakışla yanmak neymiş senle öğrendim. Senle öğrendim. Pop, rock, Türk halk müziği, nostalji ve Türk sanat müziğinin en iyileri, en yenileri Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp. Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulübü. Güne başlarken devam ediyor. Evet değerli dinleyenler,
kısa bir aranın ardından güne başlarken kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri Facebook, YouTube hesabından radyokulüp.com, radyosfer.com ve Radyosfer uygulamasından takip edebilir. 0372 606 0955 telefon numarasından da bizlere ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi de aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Araç sahipleri tabelayı takip edemez oldu. Benzine bir zam daha haberine yer veriliyor. Dilerseniz detayları aktaralım. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi yine değişti. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı deniliyor değerli dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde de sizlere aktarmıştık. İzmir merkezli 18 ilde sahte rapor şebekesine operasyon düzenlendi. 380 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yine illerde açıklanacak, sizlere aktaracağız. Komşilerimize devam edelim. Bartın'da patlamanın yaşandığı madendeki ses kaydı ortaya çıktı. Detayları aktaralım. 14 Ekim 2022 günü Bartın Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında 16-24 vardiyasında meydana gelen maden faciasında 42 işçi hayatını kaybetti. Olayda 10 işçi de yaralandı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şüpheliden 8'i tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maden kazasıyla ilgili incelemeler devam ederken patlamanın yaşandığı dakikada Merkez Gaz İzleme Operatörü ile -300 kottaki madenciler arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında da yer aldığı iddia edilen ses kaydında Merkez Gaz İzleme Operatörü'nün madencilere derhal ayağı boşaltın talimatı verdiği duyulurken talimatı alan madencinin ise çevredeki madencilere ayağı boşaltın diye bağırdığı duyuluyor deniliyor haberin içeriğinde. Havaların soğumasını bekleyen ayıları uyku tutmadı. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki Sökü yaban hayatı geliştirme sahasında kış uykusuna yatamayan boz ayılar görüntülendi. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ekiplerince yaban hayatı izleme ve araştırma çalışmalarında memeli yaban hayvanlarının fotokapanlarla belirlenmesi çalışmaları sürüyor. Zengin memeli yaban hayvanı çeşitliliğini tespitiyle uğraşan Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Nuri Kağan Özkazanç, Araştırma Görevlisi Orman Mühendisleri Rabia Kalmaz Kaplan ve İlkan Alkan, ekip çalışmasıyla farklı alanlarda ve ekosistemlerde dağılan yaban türlerini belirleyerek popülasyon büyüklükleri ve davranış özelliklerinin belirlenmesini amaçladı deniliyor. 42 madencinin öldüğü faciada 4 yöneticiye 1080 yıl hapis cezası talebi. Bartın'da geçen yıl 14 Ekim günü 16-24 vardiyasına meydana gelen maden faciasında 42 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan fezlekede 4 yönetici hakkında 1080 yıl hapis cezası talep edildi deniliyor. Bartın Üniversitesi'nin engelleri aşacağı projesi tanıtıldı. Bartın Üniversitesi Türkiye'deki en donanımlı tesislerden biri olarak hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Alanı projesi açılışına kısa bir süre kala özel gereksinimli bireyler, aileleri ve öğretmenlerine tanıtıldı. Bartın'daki gündem bu şekildeyken Karabük'le devam edelim. Yolcu minibüsü refüjdeki ağaca çarptı, bir yaralı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolcu minibüsünün refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Mahallesi Sadri Artuk Caddesi Lise Kavşağı mevkiinde HG yönetimindeki minibüs Kralköy istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan BK'nın panik atak geçirdiği ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı da öğrenildi. Bir diğer haberse buz tutan gölde balık tuttular. Karabük'te iki arkadaş buz tutan gölde oltayla balık tuttu. Karabük'ün Yenice ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1300 rakımındaki Eğrova göleti soğuk hava nedeniyle dondu. Donan göletin üzerine çıkan iki arkadaş buz tutmuş göletin üzerinde eğlenirken balık tutmak için gölette delik açtı. İki arkadaş açtıkları delikten olta sarkıtarak balık tuttu. Diğer yandan kentte soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde yağan kırağı güzel görüntüleri de ortaya çıkarttı. Bir diğer haber ise Bartın'da 3. etap kentsel dönüşüm projesi için yıkımlar sürüyor. Karabük'ün Soğuk Su Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin 3. etap çalışmaları çerçevesinde 383 evin yıkım çalışmaları sürüyor. Karabük Belediyesi tarafından Soğuk Su Mahallesi'ne başlatılan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bölgede tahliye devam ederken binaların yıkımına devam ediliyor. Evini tam olarak boşaltmayan vatandaşlar da ihtiyacı olan eşyalarını taşımaya başladı. Yerinde dönüşüm modeliyle yaşama geçirilecek proje sayesinde hak sahipleri eski ve depreme dayanıksız yapılar yerine güvenilir ve çevreyle uyumlu evlere kavuşacak. Mahalle Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz, Soğuk Su Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi 3. etap çalışmaları başladı. Yıkımlarımız devam ediyor. Amacımız hızlı bir şekilde yıkıp hemen ihalesini yapıp yeni projemiz olan 530 konutlu projemize başlamak. Buraya başlarken öncelik insanların yaşam kalitesini arttırmak dedik. Evler çok eski ve yeni evler var ama %85'i eski. Tek tek anlaştık, istemeyen oluyor ancak İsteyen kısım çok olduğu için bu işe başladık. Mahalle sakinlerimizle uzun istişareler yaptık diyor Muhtar Karagöz. Karabük'te yol çalışmalarında sona yaklaşıldı. Karabük'te iki ayrı noktada devam eden yol çalışmaları devam ediyor. Karayolları tarafından yapımı devam eden Kardemir Kavşağı'yla belediye tarafından yapımı süren Balıklar Yakı Kayası Battı Çıktı Kavşağı'ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kardemir Kavşağı'nda da yine sona yaklaşıldı denilirken bir diğer haber eşekli arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Cihan Çelik'in eşeğiyle kurduğu dostluk herkesi kıskandırıyor denilmiş. Karabük'te iki ayrı trafik kazası, bir yaralı. Edinilen bilgiye göre SB yönetimindeki otomobil Kurtuluş Mahallesi'nde AB yönetimindeki 78T0214 plakalı ticari taksiyle çarpmıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan FK yaralandı. Yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların çarptığı yer alıyor deniliyor. MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal güven tazeledi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şube Başkanlığı 5. olan genel kurulu gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Cengiz Ünal yeniden güven tazeledi değerli dinleyenler. Karabük'teki öne çıkan haberlerimiz de bu şekilde. Dilerseniz Zonguldak gündemine geçelim ama bir son dakika gelişmesini de aktarırsak Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün belli oldu. Canlı yayında çok çarpıcı iddia. Türkiye'nin gözü kulağı seçim tarihi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapılması beklenen açıklamaya çevrilirken gelen son kulis bilgisi dikkat çekti. İddiaya göre seçim tarihi artık netleşirken Erdoğan'ın bu tarihi kamuoyuyla paylaşacağı tarihte resmi gazetede de
yerini alacak ve tarih belli olacak. İşte öne alınması neredeyse kesinleşen seçim tarihiyle ilgili son dakika haberi. Haziranda yapılması beklenen seçimlerin daha erken bir tarihe çekileceği gelen son açıklamaların ardından neredeyse kesinleşti. Seçim tarihiyle ilgili de birçok kulis bilgisi gelmeye devam ederken önemli bilgiler de paylaşıldı. AK Parti'nin birçok önde gelen ismi seçimin Haziran ayında yapılmayarak mevsim şartları dolayısıyla daha erkene alınabileceği ifade edildi. Öte yandan Erdoğan da kurmaylarının sözlerine benzer sözlerle seçimin Haziran'dan daha erken bir tarihte yapılacağı sinyalini verdi. AK Parti kanadından gelen bu açıklamaların ardından kulislerde farklı tarihler konuşulmaya başlandı. Ancak en öne çıkan tarihler 7 ve 14 Mayıs olarak dillendirilmeye başlandı. MHP'li bir vekille yapılan görüşme de yine gazeteci tarafından aktarılırken MHP'nin de 14 Mayıs'a sıcak baktığı öğrenildi. Siyasi partilerin kendilerini 14 Mayıs'a göre hazırlaması gerektiği de belirtildi. Bir son dakika gelişmesini de sizlere aktarmış olduk. Zonguldak gündemiyle devam edelim değerli dinleyenler. Halkın Sesi gazetesi başkanın adamı personel dövdü özel haberine yer veriliyor. Dilerseniz detayları sizlere aktaralım. Zonguldak Belediyesi'nde hakkını arayan işçi 3. katta dayak yedi. Tabii ki iddia Halkın Sesi gazetesinin ve değerli gazeteci Mustafa Özdemir'in de özel haberi. Zonguldak Belediyesi'nde çalışan bir işçi Başkan Selim Alan'ın sağ kolu olarak bilinen bir müdür tarafından başkanlık katında tekme tokat dövüldü. Olayın kamuoyuna sızmaması için dayak yiyen işçi konuşması ya da şikayetçi olması halinde işten atılmakla tehdit edildi. Olayın üzeri kapatılırken yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı Zonguldak Belediyesi'nde vicdanlar lay oldu. Olay geçtiğimiz hafta yaşandı. Halkın Sesi İstihbarat Servisi'ne gelen bir ihbar mektubunda Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'a yakınlığıyla bilinen bir müdürün belediye binası içinde bir işçiyi tekme tokat dövdüğü iddia edildi. İhbarcı başkanın prensi olarak bilinen bir müdürün şef olabilmek için Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'la makamına görüşen belediye personelinin makam çıkışında darp edildiği bildirildi. Aynı mektupta yasal olarak adını yayınlayamadığımız müdürün Selim Alan'ın makamından çıkarken kolundan tuttuğu personeli kameraların olmadığı bir odaya çektiğini iddia eden ihbarcı adı geçen işçinin aynı müdür tarafından yerde defalarca tekmelendiği iddia edildi. Belediyede görev yapan müdürün başka belediye personellerine de fiziki ve sözlü şiddet uyguladığını ifade eden ihbar sahibi kendisinin de belediye personeli olduğunu ancak işten atılma kaygısıyla herkesin bildiği bu olayın üzerinden örtüldüğünü ancak vicdanen rahatsız olduğu için bu mektubu yazmaya karar verdiğini dile getirdi. Dayak yiyen işçinin işten atılma kaygısıyla konuşamadığını, sendika temsilcilerinde bu konuda sahara yattığına dikkat çeken ihbarcı, yaşanan skandalın o personelin Başkan Selim Alan'ı ziyaret ettiği günkü güvenlik kameraları incelendiğinde bahsi geçen müdür tarafından kolundan tutularak zorla kamera olmayan odaya çekildiğinin tespit edilebileceği belirtiliyor. İddia bu şekilde. Bir diğer haberse DEVA Teşkilatı'ndan gövde gösterisi. DEVA Partisi'nin geçtiğimiz pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen toplantısına Zonguldak teşkilatları adeta damgasını vurdu. DEVA Partisi İl Başkanı Avukat Fatih Keleş beraberinde il, ilçe, belde ve gönüllülerden oluşan 200 kişiyle katıldığı organizasyonda fark yarattı. Keleş Atatürk Spor Salonu'na girişine yaptırdığı pankart 81 ilin dikkatini çekti. Pankartta Zonguldak hazır, teşkilatlar hazır, DEVA kadroları hazır, Karayemas Diyarı Zonguldak'ın Cumhurbaşkanı Ali Babacan yazısı toplantıya damga vurdu. İl Başkanı Avukat Fatih Keleş, Genel Başkanları Ali Babacan ve DEVA ekibinin hazırladığı 22 maddeden oluşan acil eylem planını Türkiye'nin önünü açacağını söyledi. Keleş, ekip arkadaşlarına ve gönüllülerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. KOM'dan kaçak içki operasyonu tekel işletmesine şok baskını. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü Karadeniz Ere ile KOM Büro Amirliğince kamu sağlığını tehlikeye atan kaçak sahte içki üretimiyle mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Dün saat 16 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda
41 yaşındaki BD isimli teker bayili işletmecisi olan Çavuz'dan 200 litre etil alkol, 90 adet malt aroması, 245 adet anason aroması, yaklaşık 8 gram esrar maddesi ve 11 adet sentetik eza hap ele geçirildi. BD isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet ve TCK 191 uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlar devam ediyor. Eve dönecek çok evde boş oda yok başlığıyla habere yer veriliyor. Zonguldak'ta ilk kez yapılacak olan Zonguldak Genel Ticaret Fuarı hazırlıkları devam ediyor. Zonsiyat Başkanı Necdet Tıskoğlu fuar çalışmaları doğrultusunda İstanbul Bayrampaşa'da düğme üretimi gerçekleştiren ithalatçı firmayı ziyaret ettiği şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan Bayraklı ile tesisi gezerek üretimle ilgili genel bilgiler alan Tıskoğlu Bayraklı'yı fuara davet etti. Minik yazarlara teşekkür belgesi. Çarcuma Şehit Hasan Yanlı İlkokulu öğrencileri kitabımı okuyorum, kitabımı yazıyorum projesiyle kitap okuma alışkanlıklarını, yazılı anlatımlarını geliştirmek amacıyla hikaye yazma tekniklerini öğrendiler. Öğrenciler hem kitap okudular hem de kendi kitaplarını yazdılar, dijital ortama aktararak kitap haline getirdiler. Öğrenciler yazdıkları kitapları imzalayarak Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer'e gönderdiler. Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç aracılığıyla Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu öğrencilerine teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı tarafından küçük yazarların ismine özel imzalı teşekkür belgeleri ve bakanlıkça gönderilen hediyeler öğrencilere ve okulun öğretmenlerine Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan tarafından takdim edildi. Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Çarcuman Şehit Hasan Yağlı İlkokulu ziyaretinde küçük yazarların teşekkür belgeleri ve hediyelerini takdim ederken Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer'in öğrencilere selamını iletti haberiyle yer veriliyor. Anne ve anne adaylarına narko rehber eğitimi deniliyor. Dilerseniz haberimizin detaylarını aktaralım. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün Anıl Cömert İlkokulu'nda anne ve anne adaylarına yönelik narko rehber eğitimi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amili görevlileri tarafından narko rehber faaliyeti kapsamında en iyi narkotik polisi anne eğitimine katılan anne ve anne adaylarına uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığıyla uyuma aplikasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. www.narkotikpolisianne.com internet sitesi anlatan ekipler eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürde dağıttılar. Kadınlara Kadesi anlattılar. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım ameliyince dün Karadenizler ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde çalışan 60 kadın bilgilendirildi. Şiddetin tanımı ve çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yapan ekipler kadın acil destek hattı uygulaması tanıtımını da yapmış oldular. Erdal Şeker dualarla uğurlandı. Dilerseniz detayları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Zonguldak'ın köklü esnaflarından Erdal Şeker son yolculuğuna uğurlandı. Uzun zamandır tedavi gören Erdal Şeker 80 yaşındaydı. Erdal Şeker dün ikindi vakti Uzun Mehmet Camii'nde kılınan cenaze törenine CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çokan, Eski CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, İyi Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, AK Parti Başkanı Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan,
Eski Zonguldak Belediye Başkanları İsmail Eşref ve Muharrem Akdemir, Çaycuman Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaydemeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sevenleri katıldı. Sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Kadın kotasına uyulmadığı parti, Zonguldak Teşkilatı'na üye 35 kişi pazar günü yapılan ilk kongresinin iptali için il seçim kuruluna başvurdu. Seçimlerde mavi listeyle kazanan Erdal Güney yönetiminde kadın kotasına uyulmadığı gerekçesiyle seçimlerin iptalini isteyen üyeler dün dilekçe vererek ilçe seçim kurulundan seçimlerin iptalini istedi. Kongre sırasında divanı itirazda bulunmak istediklerini ancak divan heyetinin salonda olmadığını öne süren 35 İYİ Partili, seçimi 6 oy farkla kazanan Erdal Güley'in yönetiminde partiye üye olmayan isimlerin yer aldığını iddia ettiler. İlçe seçim kurulunun dün seçimin iptal talebi hakkında karar vereceği de öğrenildi. Yine devam edelim. Emniyetten uyuşturucu operasyonu, bir tutuklu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli şahıs yakalandı. Evet, telefon bağlantımız var. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbük şu an telefon attığımızda. Sayın Akbük, hoş geldiniz yayınımıza. Kamzarım, günaydın. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Yine Zonguldak gündemini, ülke gündemini değerli dinleyicilerimize... Sesim biraz zayıf geliyor. Gündemi değerlendirmeye, aktarmaya devam ediyoruz biz de. Ben yoktum birkaç gün biliyorsunuz. Ama Zonguldak'ta da gündem oldukça yoğundu. Sizden dinleyelim istiyoruz. Evet. Kavzağım, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sesim geliyor değil mi? İyi. Geliyor. Çok güzel geliyor. Gündem yoğundu. Hafta sonu biliyorsun İYİ Parti kongresi vardı Gamze Hanım. Evet. Konuşuldu ama çekişmeli bir kongre oldu. Ben de takip ettim. 3 listeli yarıştı. Mısırlıoğlu favoriydi. Erdal Güney zorluyordu. Diğer Cendemir Ongun ise son olarak çıkmıştı. 240, 234 ve 51 gibi sıralamayla bitti. Listeler vardı. Çekişmeliydi. 650'nin üzerinde delege vardı. Katılım yüksekti. Ya, güzel bir kongre oldu bence. Evet. İYİ Partililer yani gerçekten böyle iktidar partisi gibi, yani artık ülkenin önemli bir partisi haline geldi. Zonguldak'ta da önemli bir parti haline geldi. Yani kurulduğu günleri biliyoruz. Sen de biliyorsun, evet. İYİ Parti'nin. Evet. Bugünlere gelen süreci daha olgunlaştı. Parti 5 yaşını kutladı ama bayağı önde gelen partilerden biri oldu Zonguldak'ta da. Bu anlamda da tabii ki yeni bir il başkanı seçti. İl başkanı tabii ki kolay değil. Önde bir genel seçim var, cumhurbaşkanı seçim var, Zonguldak sorunları var, gündemi takip etmesi lazım. Partisine bir şeyler katması lazım, hedefi var, vizyon olması lazım. Yani il başkanı olmak sadece yetmiyor, ekibiyle beraber hem Zonguldak'a hem de ülke geneline katkı vermesi gerekir. Çünkü hem milletvekili seçimleri var, daha sonra yerel seçimler var, cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzde. Bu konuda il başkanı olan isim artık biraz daha mesaisini partisine harcaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet. İl başkanı olanların her zaman için hem vakti olmalı, hem zamanı olmalı, hem de nakdi olmalı. Bilmiyorum, evet. Katılır mısın? Evet, peki 35 kişi pazar günü yapılan ilk kongresinin iptali için de il seçim kuruluna başvurdu. Sesini alamıyor, sesin zayıf düşüyor Gamze Hanım. Sanıyorum biraz mikrofondan netim. Kaynaklanıyor. 35 kişi, evet. Pazar günü yapılan ilk kongresinin iptali için ilçe seçim kuruluna başvurdular. Kadın kotasına uyulmadığını gerekçe göstererek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi partiler kadın kotasına bence uymalı. Sadece erkek kotası olmamalı. Yani bu erkek kotalarını biz genelde yüksek bir yüzeyde hem MHP'de görüyoruz, hem Saadet Partisi'nde görüyoruz. Böyle partilerde görebiliyoruz. Kadın kotası olmalı. Kadın kotası olmayan, yani kadın aslında kadına kadınlar erkekler yani eşit, yani daha fazla olmalı. Kota ile ilgisi yok aslında. Kota niye konuyor? En az bu kadar olsun diye konuyor. Öyle değil mi Gamze evet, Hanım? Evet, evet. Yani kadın kotası koymak bile bence kadınlara yapılan bir şey demeyeyim de böyle kibarca söyleyeyim. Ayıp yani ya. Yani kadın kotası diye bir şey var mı? Kadınlar her zaman için eşittir partide. Yarı yarı olsa ne olur? Ben hiç unutmuyorum bir gün CHP Genel Başkanı'nın ülke genelinde bir yerde toplantısına katılmıştım.
Ya biz kadın kotası koymak istemiyoruz ama kadınlarımız başvursun, üye olsun demişti. Bu da var ama kadınlar üye olsun yani. Tabii ki siyasette güvenlik önemli. Kadınlarımız geliyor, orada güven duymalılar. İnsanlar sonuçta ailesini gönderiyor, çocuğunu gönderiyor. Doğru mu bu? Evet. Yani onun için siyasette sadece erkek varlığıyla değil, kadınlarla beraber yürümeli. Zaten kadın siyasiler içinde, partiler içinde kadın olmadığı yerde seçim kazanma şansları çok yok ki. Evet. Konutlara, evlere nasıl gireceksin? Kadın kolları her zaman için önemli, üstünde duruyoruz. Hem ilin hem ilçelerin, beldelerin hepsinin kadın kolları olması lazım. Eğer burada kadın kotası olmadıysa olmalıyı da düşünüyorum. Ama seçici Erdal Güney bunu il başkanı tahmin ediyorum bu konuda bir açıklama yapar. Bu konuyu da telafi etme adına yeni bir kadın kolları ekibi kurabilir. Bu yönde bir çalışmalar yapabilir diye düşünüyorum ben yani sonuçta. Üç tane keşke iki adaylı olsaydı. Biliyorsun İYİ Parti'nin il kongresi çok konuşuldu. 5-6 tane aday çıktı. Evet. Sonuçta genel merkez aslında bu işe ukde yapacaktı. Tek listeyi indirecekti. Sonra dedi ki herkes aday olsun dedi. Ama herkes aday olunca da listeler zayıflıyor Gamze Hanım. Evet. Yani belki olması gereken isimler dışarıda kalabiliyor. Mesela ben Mısırlıoğlu'nu, sen bana hatırlar mısın? Geçen yayınımızda sormuştun. Evet. Mısırlıoğlu'nu demiştim ki ben favori görünüyor. Evet, favoriydi. Yönetimine bakayım iyi isimler var. Ama demiştim ki bazı gereksiz isimleri alarak dedim kendine zarar veriyor diye bir not düşmüşüm, hatırlar mısın? Evet. Onun için Mısırlıoğlu'nun kaybetmesinin nedenlerinden bazı listede bazı isimlerin olmasından kaynaklanıyor bence. Kendisine faydası olmayan başkasına hiç faydası olmaz. Kesinlikle. Onun için kritik bir seçimde Mısırlıoğlu, çünkü bir de şunu da söyleyeyim. Mısırlıoğlu'na mesela Merkez İlçe Başkanı büyük destek verdi. Listede birinci sıra. Merkez İlçe Başkanı'nın olduğu yerde bence bu liste silip süpürülmeliydi, kazanmalıydı diye düşünüyorum. Böyle düşünürsek biraz Merkez İlçe dışarıda kaldı gibi geliyor bana. Onu da söyleyebilirim. Biliyorsun Dilay Hanım'la hem programlar yaptık hem de değerlendirmeler de buluştuk seninle beraber. Dilay Küçük yeni seçilen Merkez İlçe Başkanı bu konuda ilin şeyinde dışarıda kaldı. İlçeler birbiriyle kenetlenmezse, birbiriyle birlik beraberlik içinde olmazsa, siyaset güç birliği yapamazlarsa o zaman başarı biraz zor gelir diye düşünüyorum. İnşallah bu şeyi birden atlatırlar. Çünkü Erdal Güney biliyorsun geçmişte Merkez İlçe Başkanı'ydı. Koltuğunu Dilay Küçük'e bırakmıştı. Onun evet. Merkez İlçe Başkanlığını desteklemişti. Fakat aynı Dilay Küçük Erdal Güney ile beraber hareket etmedi. Mısırlıoğlu ile beraber hareket etti. Tabii ki onun siyasi düşüncesidir o. Ya da onu tercihinde ondan yana kullanmadı. Ama işte böyle altı aylar gidildi. Şimdi işte itirazlar var. Tabii ki genel merkezin muhtesidir. Ama Erdal Güney tabii ki kadın kotası belki koymak istedi. Ama isim bulamamış olabilir. Üye bulamamış olabilir. Böyle de bir sıkıntı yaşamış olabilir diye düşünüyorum. Yani İYİ Parti'de sular durulmayacak. Sesler yükselmeye devam edecek. Kenetlenip... Ya işte çok... Gamze Hanım çok aday olunca demokrasi diyoruz. Demokrasi olunca da böyle parçalı bulut oluyor. Parçalı bulut olunca da insanlar istediği hareketleri yapamıyor. Bazen AK Parti tek liste çıkartıyor. Atama yapıyor. İyi yapıyor çünkü zaman kaybı yapılıyor. Dedikodu oluyor. Parti ayrışımı oluyor. İnsanlar kayboluyor. Bazen çok demokrasi yaramıyor sanki, öyle görüyorum. Ben de öyle görüyorum. Bazen yani biz bunları bize heyecan veriyor. Biz çünkü sonuçta bunu basın tarafındayız, izleyen tarafındayız. Ama dediğim gibi yani çift adaylı falan iyi ama çok adaylı hem yönetimde olması gereken insanlar dışarıda kalıyor. Partiye belki katkı verecek insanlar yönetime giremiyor ya da seçilemiyor. Böyle bir şey oluyor. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Mazbatasını alacak. Bugün bir iki gün içinde mazbatasını aldıktan sonra bu konuda daha rahat konuşuruz diye düşünüyorum. Evet. Peki CHP Merkez İlçe Başkanı Emre Uzun'un da Allah akıl fikir versin diye bir açıklaması da var. Selim Alan'ı yaptığı her açıklamayı hayret içerisinde izlediklerini belirtiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben CHP Merkez İlçe Başkanı Emre Uzun'a açıklamalarını eğer kendisi yapıyorsa bir şey demiyorum. Ama birileri getirip önüne metin koyuyorsa bu yanlış. Yani sadece gündem olmak için Ebru Hanım gündem yaratmasın. Yani Ebru Hanım'a ben inanmak istiyorum ama inanamıyorum. Bazı açıklamaları var geçmişten bugüne gelen Ebru Hanım'ın. Hep böyle sansasyonel açıklamalar ama kendisi yaptığını sanmıyorum. Kendisi yani ben artık Gamze Hanım biz siyasetçileri sen de ben de uzun yıllardır tanıyoruz. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Evet. Bunu il başkanı için de konuşabiliriz. Yani ben şimdi
Yani ben Gamze Taşdemir'in gazeteci konusunda fikirlerini falan az çok kendim yakından tanıdığım için bilirsin. Sen evet, beni bilirsin. Evet. Onun için ben, biz de bu siyasileri biliyoruz. Yani ben Ebru Uzun'un, yani şimdi Ebru Uzun Ömer Selim için, olan için konuşmuş. Ya bana inandırıcı gelmiyor bu. Ya birileri demesi de değil. Yani şimdi Merkez İlçe Başkanı koltuğunda oturan bir isim gündemi kendini yaratacak. Evet. Yani ben bunu, yani şimdi ben Derya Akbıyık olarak bir basın konusunda bir şeyim olursa ben kendim yaratırım. Ha fikirler alırım, o ayrı bir şey. Yani ekibimizden fikir alırız, arkadaşlarımızdan destek alırız. Ama yani bir şey söylediğimiz zaman bilirler ki o sözü ben söylediğime inanırlar. Ben şimdi Ebru Uzun bunu söylüyor, gündem yaratıyor. Bu hafta ne söyleyeyim? İşte belediye başkanına bir şey diyeyim, ona bir şey diyeyim. Ebru Hanım sen ne yapıyorsun? Yaptığın icraat ne? Merkez ilçe olarak ne yapıyorsun? Bak önümde genel seçimler var, cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Sen ne yapıyorsun Zonguldak'ta? Bir önceki yerel seçimde 4-0 kaybetmişsiniz, doğru mu? Evet. Merkez ilçe kaybetmiş bunu. Neredesin? Ebru Başkan soruyorum, bunun konuda bir şeyin var mı? Gelecek genel seçimlerde Zonguldak merkezde üye sayın ne olacak? Son genel seçimlerde 117 bin düşen CHP'nin oyu Zonguldak merkez ilçe için ne olacak? Konuda bir çalışması var mı? Bir raporu var mı? Bir sürü pahalılık oldu, bilmem ne oldu, ortalık yangın yönüne döndü. Hiçbir açıklaması var mı? Evet. Ne oluyor? AK Parti elini kolunu sallaya sallaya, Cumhur İttifakı elini kolunu sallaya sallaya gidiyor ve farkındaysan geçen günkü bugünkü eksi durumlar bugün sanki pozitife dönmüş gibi bir durum var. Ve bunu muhalefet partileri değerlendiremedi. Ben onu görüyorum yani. Evet. Ne pahalılığı konuşabiliyor, ne emeklileri konuşabiliyor, ne memur zammını konuşabiliyor, EYT için fikir üretemiyor, asgari ücret için denden konuşuyor. Gelmiş Ömer Selim Alan'la ilgili konuşuyor. Bunu konuşmak basit ama ben bu söylemin, bu açıklamanın Ebru Uzun olduğuna inanmıyorum. Bana inandırıcı gelmiyor, bana sahte geliyor. Ve sanal geliyor. Sizin de görüşünüz bu yönde. Peki dün Sayın Cumhuriyet Başsavcısı gazeteciler cemiyetini ziyaret etti ve gazetecilerle bir araya geldi. Güzel de bir ziyaret evet, oldu. Onu değerlendirirseniz evet, bize. Ya şey, şunu da ilave edeyim. Benim bu görüşüm derken yani ben kamuoyunun sesi olarak bunu söylüyorum. Tabii ki biz kamu adına konuşup görüşlerimizi aktarıyoruz. Ebru Hanım eğer başarılıysa ben zaten benim söylemimle bunu başarısız itemeyiz. Biz yani görüşlerimiz, ben Ebru Hanım'ın daha iyi olmasını isterim. Ben sonuçta biz partiler, başarılı partiler bizim baş tacımızdır. Öyle. Başarılı evet, siyaset yapanlar bizim için önemlidir. Ama başarısızlığını görünce de biz bunları değerlendirmek zorundayız. Yani ben Ebru Hanım'ı... Yani ikinci, hepimiz Ebru bu yüzden konuşuyoruz zaten. Ebru Hanım'ın ben bu sefer ikinci dönem öyle değil, bir dönem mola verdi. İkinci dönem merkez ilçe başkanlığı yapıyor. Evet. Yani sabah geliyorsun, koltukta oturuyorsun, akşam oradan gidiyorsun. Yani insan kafasını yormalı biraz siyasete. Hepimizin özel hayatı olabilir, ailevi sorunlarımız olabilir. Hepimiz için geçerli bu. Ama sonuçta bu merkez ilçenin başına geçtikten sonra o sorumluluğu alacaksın. O sorumluluğu üzerine gideceksin. Evet. Partinle bütünleşeceksin, üyelerinle bütünleşeceksin, yeni isimleri takviye edeceksin. Ben bugün altılı masanın bir sürü devasından geleceğine, efendim söyleyeyim İyi Parti'sine kadar duyduğum şey şu: İyi ki CHP il başkanlığı çalışmıyor, iyi ki iyi merkez ilçe çalışmıyor, bütün üyeler bize geliyor, biz de bundan memnun ve mutluyuz diyor. Orada işte partiler. Evet. Yani İyi Parti'nin geçmiş il başkanı da orada, yüzlerine karşı da söylüyorlar bunları. Bunları ben söylemiyorum ki, yani böyle bir durumda nedir bu? Sen kendi üyene sahip olamadığın gibi, ortalığı da boş bıraktığın gibi, diğer senin beraber ittifak yaptığın partiler de bundan memnun ve mutlu. Evet, sizin görüşünüz de bu. Yani, evet, ya bu yönde ben zaten CHP'nin hem il başkanlığını hem de merkez ilçe başkanlığını, yani bu çalışmalarını beğenmiyorum. Yüzlerine karşı da söylüyorum. Benle de bu konuda kendileri hep uzak duruş sergiliyorlar. Memnun ve mutlu olmuyorlar. Onlar memnun ve mutlu olsun diye de biz bunları söylemeyecek diye bir dava yok. Kesinlikle öyle. Kimseye memnun etmek için biz bu görevi icra etmiyoruz. Ya onlar desinler ki bizim için yanlış düşünüyor, taraflı düşünüyor. Öyle değil, böyle. Ben bak açık açık koyuyorum. Diğer partiler, onların altılı masanın partileri, buna DEVA'nın da başkanı dahil, buna İyi Parti'nin de başkanı dahil, buna Geleceğin de başkanı dahil. CHP'nin bulunduğu bu ortam, bunlar iyi değerlendiriyor, bence de helal olsun. Ya Zonguldak'ta Gelecek Partisi var mı aslında? Yani, ya var. Yani Kutay'ın il başkanı iyi bir insan, biliyorsun. Hayır, yani insanlığına kendisi... asla bir şey demiyorum da yani ben şöyle söyleyeyim, aktif bir şekilde. Yani siyasette böyle isimlerin olması önemli ama tabii ki bak farkındaysan Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu çıktı, masada kriz çıkar, şu bu dedi, gündem yaptı dedi.
Evet. Ya birden partisini öne çıkarttı. Birden partisinden bahsetti. Benim %1,5 da oyum olsa ben bu işin içinde ortağım dedim. Şimdi tamam, yani bunu Sayın Genel Başkan söyleyebilir de il başkanının da hani burada CHP başkanını nasıl eleştiriyoruz? Halkın evet. İçerisine girmiyor, çıkmıyor, kimseyle görüşmüyor diyor. Aynı şekilde yani iyi bir insan, evet onun insanlığına asla bir lafımız yok ama iyi bir insan olmak iyi bir siyasetçi veya yönetici olacağınız anlamına da gelmiyor. Aslında cemiyete gelip bizim bir editör masamıza katılabilir. Burada basın kuruluşlarının sorularına cevap verebilir. Kendisini anlatabilir. Ne yaptığını söyleyebilir. Doğru mu? Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Akbey, biz olmayabiliriz. Hani vatandaşın arasına katılabilir. Yani WhatsApp'ta bir basın grubu kurup da işte gelişi güzel bir şeyler yazıp hadi bunu haber yapın demekle de bazı şeyler olmuyor. Evet, evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gelecek Partisi de artık daha sonra geçmiş dönemin başbakanı. Yani ben aslında DEVA ve Geleceğin tek parti olması tarafındaydım. Mantık bu değil mi sizce Gamze Hanım? Evet. Yani bunların ikisinin aynı partiden çıkmışlar. Aynı partide başbakanlık, bakanlık yapmışlar iki isim. Biz bir yürürler, daha güçlü olurlar diye düşünüyorduk ama ayrı yürüdüler. Bakalım zaten bir de şu var. Bu seçimlerde DEVA ne alacak? Gelecek ne alacak? Bu çok önemli. Bunların dediği gibi mi olacak yoksa bunlar bir hayal kırıklığı mı yaratacak? Bakalım, merakla bekliyoruz biz de seçimlerde. Yani ben DEVA'dan biraz umutluyum ama Gelecek Partisi'nin adına çok umutlu değilim. Ama bazı yerlerde haberler geliyor. Çok ilgi var, şu var, bu var. Gerçekten doğru mu değil mi bunu anlayacağız. Ama Zonguldak'ta çok ilginin olmadığını görüyorum. Katılır mısın? Katılıyorum size. Yani ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Son olarak da dünkü ziyareti değerlendirirseniz sonrasında başsavcımız, evet. Başsavcımız bize zaten biliyorsun Hanım Hanım 10 Ocak günü bize gelecekti. Hem yeni yılımızı hem de 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüzü kutlayacaktı Sayın Başsavcı. Biz teşekkür ederiz çok bu nazik ziyareti için ama o gün bir rahatsızlık geçirdi Sayın Başsavcı. Ve bir hafta da sürdü. Dün de anlattı. Sen de buradaydın. Evet. Biz tabii ki hem geçmiş olsun dedik ama ben şunu diyor. Başsavcı bizim için önemli. Zonguldak'ın önemli bir ismi. Değer bir ismi ve bizlere değer vermesi de çok önemli. Birçok kamu kurum kuruluşun başında isim var. Birçok il müdürlüğü yapan isimler var. Hiçbiri gelmedi bize. Gamze Hanım. Evet. Ve bu konuda eleştirimizi getirdik. Başsavcının gelmesi güzeldir. Sayın Valimizin bizde olması iyidir. İl Emniyet Müdürümüzün, Jandarma Komutanımızın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri bunların bizlerle olması önemlidir. Ben her zaman derim değer verenler değer görür. Kıymet verenler kıymet görür. Doğru mu Müslüman Gamze? Öyle haklısınız. Bizi seçimden seçim hatırlayanlarla işimiz yok. Buna vekillerimize dahil, siyasetçilerimize dahil, özel sektör kuruluşlarımıza dahil. Hepsinin çaldığı kapı burası. Hepsinin bir sorunu olduğu zaman, hepsinin bir derdi olduğu zaman, hepsinin çözümlenecek sorun olduğu zaman devlet katında, kuruluş katında biz onların sesi gözü kulağı alıyoruz. Biz onların sözcüsü oluyoruz. Evet. O zaman sizler de bizim iki günümüz var yılda. 10 Ocak 24'te. Bu günlerde bizi arayacaksınız. Biz sözde yazılı beyanları ben kabul etmediğimi söyledim. Evet. Ve sözde bir yazılı yeterse bir yerel yöneticilerimiz yoktu mesela. Hepsi demiyorum ama bazıları yoktu. Evet. Bu kadar da basit. Bu böyle. Eğer her şey karşılıklıdır. Kimse unutmaz. Biz de bir kenara not düşeriz. Bu notlar da günü geldiği zaman hatırlatılır. Evet. Onun için başsavcımızın dünkü gelmesi, bizlerle sohbeti, önemli de açıklamalar yaptı biliyorsun. 7. yargı evet. paketi var. Onunla ilgili bir açıklama, sohbet anlamında yaptık. Tabii bunu biz haberleştirmedik ama 7. yargı paketi zaten şu an mecliste biliyorsun. Son şekli veriyor. Önemli dedi. Aramızlık genişliyor dedi. Mahkemelere gitmeden halk birbiriyle barışma yoluna gitmeyi düşünüyoruz dedi. Evet. Bunlar dedi dava yüklerini azaltacak dedi. İnsanları dedi daha bir araya getirecek dedi. Sorunlar dedi mahkeme kapısına gelmeden daha hızlı çözülecek dedi. Önemli gelişmeler var yargıyla ilgili. Bunlarla ilgili sohbet de yaptık. İyi oldu. Başka konulara da girdi biliyorsun. Yani aslına kadar adliyenin yüzü hep soğuktur ya, emniyet ve adliyenin. Evet. Sayın Başsavcı'yla beraber aslında soğuk olmaması gerektiğini, o sıcaklığı bize hissettirdi. Gerçekten değer verip de gel, teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet, değer verdi geldi. Yani ben buradan gerçekten Sayın Valimiz olsun, Başsavcımız olsun, İl Emniyet Müdürümüz olsun, Jandarma Komutanımız olsun, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz olsun. Tabii diğer birçok arayanlarımız var. Yanımızda olanlar tabii ki ayrı. Uzakta olanlar bizi telefonla aradılar. Her zaman zaten bizlerin günlerinde hatırlayanlar var. Pek çok var. Ama ben bunu diyorum ki herkes seçilmiş, atanmış. Özel sektör kuruluşları dahil, odalar, STK'lar hepsi dahil. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, Zonguldak Gazeteciler tek, başka yok. Bu konu, bunlar ne bayramı var, ne tatili var, ne yazı var, ne kışı var. Öyle değil mi Gamze Hanım? Evet. Biz devamlı herkesin bayram tatil yaptığı günde bizler çalışıyoruz. Onların sesi gözü kulağı alıyoruz. Onların durumlarını iletiyoruz.
Onun için biz yıpranma payına sahibiz. Aynı madencilerimiz gibi. Meşakkatle evet. çalışıyoruz. O zaman bizlerin böyle günlerinde de bizleri hatırlasınlar. Çünkü biz niçin ilimiz için uğraşıyoruz? Niçin ülkemiz için uğraşıyoruz? Bunu da yapmaya elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Onun için bizler de bu hatırlanmayı hak ediyoruz. Biz zoraki bizi kimse hatırlamasın. Evet, ama derdimiz o zaten. Yani zoraki zaten o. Yani yoksa bizim kimsenin canımsın manımsın demesine ihtiyacımız yok. Öyle bir durumumuz da yok. Öyle bir durumda da kimse bize gelmesin. Biz sahtelik istemiyoruz. Biz samimiyet istiyoruz. İnandırıcılık istiyoruz. Yanımızda olanların yanında oluruz. Doğrular karşısında oluruz ama. Evet. Doğru evet. olmayan şeyin karşısında da olmayız. Yanında da olmayız. Direkt o konuda görüşlerimizi neyse o şekilde de açıklarız. Evet, teşekkür ediyorum. Var mı başka ilave edeceğim bir şey? Yeni hafta içerisinde bağlantı yapacağız sizinle. Teşekkür ediyorum görüşlerinizi aktardığınız için. Türk İş'in biliyorsun önemli misafirleri var hem yurt dışından. Evet. Türk İş'in hem Amasra'da hem Zonguldak'ta basın toplantısı da yapılacak. Sen de beraber katılırız evet, diye düşünüyorum. Evet, evet. GEMİS'in toplantıları da önemli. GEMİS de seçimlere gidiyor yakın. Fakat tabii ki tek liste ama gene de çalışmalarını yapıyor. Bunu da seninle bir ara değerlendiririz diye evet. düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Akbuy. Kolaylıklar diliyorum size. Yayınlar diliyorum. İzleyeceğim dinleyicilere sevgiler, selamlar. Teşekkür ediyorum. Evet değerli dinleyenler, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Derya Akbıyık da bizlere görüşlerini aktardı. Ülke ve Zonguldak gündemini, komşu illerimizde yaşananları bu sabah da dilimiz döndüğünce radyo kulüpte siz değerli dinleyicilerimize de aktarma fırsatı bulduk değerli dinleyenler. Böylelikle bu sabah da radyo kulüpte bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Gelişmelerle yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle mutlu günler diliyoruz. Bu sesi duyun.